Daha önce bir anne tavuğun yavrularını korumak için bir kobraya saldırdığını görmüş müydünüz? Yavrularını öldüren yılanın peşine takılan anne tavşana ne demeli? Bir de yılana zor anlar yaşatan peygamber devesi var tabii. Yılanlar pek çok hayvan için tehlikeli ve korkutucu hayvanlardır. Ancak zayıf olarak gördüğümüz çoğu hayvanın yılanları alt ettiği durumlar olabiliyor. Eğer bu inanılmaz anlara tanık olmak istiyorsanız sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Çünkü bugün sizler için yılanların yanlış hayvana çattığı anları derledik. Abone olup bildirimleri açtıysak başlayalım. Kapan kaplumbağa. Bir kaplumbağa genellikle yılanlar tarafından hafife alınır. Bunun aslında yanlış bir yaklaşım olduğuna bu görüntülerde net bir şekilde tanık olacağız. Mesela bu yılan oldukça bahtsızdı çünkü yanlış bir kaplumbağaya çatmıştı. Görmüş olduğumuz güçlü kaplumbağa yılanın kuyruğunu öyle bir ısırıyor ki yılan kaçamıyor. Zavallı yılan kaplumbağanın kıskacından kurtulmaya çalışsa da başaramıyor. Kaplumbağa yılanı yemeye çoktan başlamış. Yılan da can havliyle yakaladığı bir boşluğu fırsat bilerek kaplumbağadan kaçmayı başarıyor. Ama ciddi şekilde yaralanmış halde. Kaplumbağadan kaçmayı başarsa da oradan hemen uzaklaşamıyor ve kaplumbağa onu tekrar yakalıyor. Yılan önemli bir ders alsa da faydasını göremeden hayatını kaybediyor. Kaplumbağa ise kendine güzel bir ziyafet çekiyor. Kirpi. Burada bir anne kirpi ile yavrusunun yuvalarında sakin sakin oturduğunu görüyoruz. Ancak bir şeyler yemeleri gerekiyor. Anne kirpi yiyecek bir şeyler aramaya gittiğinde ise yavru kirpi yuvada yalnız kalıyor. Bunu fırsat bilen yılan yavruya değil de yuvadan çıkan anneye saldırmaya karar veriyor. Kirpi yemek yemeye başladığı anda yılan hamlesini yapıyor ve kirpi dikenli tarafını yılana dönerek kendini savunmaya çalışıyor. Kirpi oldukça panik olmuş durumda. Can havliyle su yakınlarındaki yuvasına koşuyor. Yılan da peşinden gidiyor tabii. İkili arasında suda ciddi bir dövüş başlıyor. Bu dövüş akabinde karaya taşınıyor. Yılan en sonunda kirpinin dikenlerinin verdiği acıya dayanamıyor ve pes ediyor. Kirpi yaşıyor, yılan uzaklaşıyor. Peygamber devesi. Bu görüntülerde küçük bir yılanın bir ağaç dalı üstündeki peygamber devesiyle karşılaşmasına tanık oluyoruz. Bu tatlı ufak yılan peygamber devesine meydan okumaya çalışıyor. Peygamber devesi ise yılanı oradan def etmek için defalarca kez kafasına vuruyor. Ama yılan pes edecek gibi değil. Peygamber devesine saldırmaya devam ediyor. Ta ki peygamber devesi onu yakalayana kadar. Yeşil dev kaptığı yılanı sıkı sıkıya tutuyor. Yılan kaçmaya çalışıyor ancak başaramıyor. Bu küçük ve cesur yılanın sonu oluyor. Tavşan. Burada birkaç yavru tavşanı yemeye çalışan bir yılan olduğunu görüyoruz. Tavşanlar ölmüşe benziyor. Durum iç açıcı değil. Birdenbire anne tavşan çıka geliyor ve yılana saldırdığı esnada bir yandan yavrularının durumunu kontrol ediyor. Yavrularının öldüğünü fark eden anne tavşan birdenbire cinnet geçiriyor ve yılana tüm gücüyle saldırmaya başlıyor. Yılan uzaklaşmaya çalışıyor ancak tavşanın onu bırakmak gibi bir niyeti yok. Yılana saldırmaya devam ediyor. Yılan bir noktada dayanamayıp tavşanın etrafında kendini sarmaya çalışıyor ama bunu fark eden tavşan deli deli hareketler yapınca yılanın bu girişimi başarısızlıkla sonuçlanıyor. Yılan en sonunda duvara tırmanıp kaçmaya çalışıyor ama anne tavşan onu tutuyor ve kavga devam ediyor. Sürüngen defalarca kez kaçmayı denese de anne tavşanın gözü dönmüş bir kere. Tavuk. Burada yavrularını almış yuvada takılan bir anne tavuk görüyoruz. Karınlar tok, sırtlar pek. Ama birdenbire ortaya sinsi bir kobra yılanı çıkıyor. Bunu gören tavuk her ne kadar korksa da yavruları için canını hiçe sayarak yılanı def etmeye uğraşıyor. İkili arasında ufak bir harbede yaşanıyor ve yılan burada tavuğu ısırma girişiminde bulunuyor. Neyse ki tavuk hızlı hareket ettiği için yılanın saldırısını savuşturmayı başarıyor. Çünkü yılan onu ısırsaydı yüksek ihtimalle öldürecekti. Tavuğun bir noktada yavrularını korumak için geri çekildiği ancak yılanın ufak ufak onlara yaklaştığı görülüyor. Anne tavuk bir yandan yılanı uzak tutmaya çalışırken bir yandan da yavrularını güvenli bir yere almayı başarıyor. Civcivlerin çoğu güvenli bir yere geçmiş durumda. Bir tanesi hariç. Korkudan kala kalmış garibim. Yılan da bu civcivin dibine girince civciv işinin bittiğinin farkına varıyor. Yılan her an onu yiyebilir. İşte anne sevgisi tam da burada devreye giriyor. Tavuk yavrularının hiçbirini yılana kurban etmeye niyetli değil. Çok korkuyor olsa bile son yavrusu için yılanla mücadele ediyor. Aniden bir mucize oluyor ve yılan bu tavukla başa çıkamayacağını anlayıp son kalan yavruyu da rahat bırakıyor. Yılan avcunu yalıyor. Anne tavuksa rahat bir oh çekiyor. Kedi.
Burada tatlı bir kedinin karşısına çıkan yılana merak dolu bir saldırı yaptığını görüyoruz. Kedinin kafası karışmış gibi görünse de yılan neyin ne olduğunun gayet farkında. Arada bir o da kediye karşı saldırılar yapıyor ve kedi korkarak zıplıyor. Bizim kedi de mevzuya uyanmaya başladı. Yılanın kafasına hamle yapıyor. Her ne kadar yılan zehrine karşı yüksek bir bağışıklığa sahip olsa da yılan tarafından ısırılmak istemiyor. Kedi en sonunda yılanı kafasından yakalamayı başarıyor ve bir tehdit unsuru olan yılanı lezzetli bir öğle yemeğine dönüştürüyor. Diğer bir videodaysa evin kenarındaki bir kedinin davetsiz misafir konumundaki bir yılanla nasıl mücadele ettiğini görüyoruz. İki taraf da birbirine agresif bir şekilde saldırıyor. İkisi de oldukça hızlı hareket ediyor. Dikkatsiz davranan tarafın kurban olacağı aşikar. Ancak iki taraf da bir türlü yenişemiyor. Bal porsuğu. Burada bir yılanla kıyasıya dövüşen bir bal porsuğunu görüyoruz. Yılanlar bal porsuklarını hafif almak gibi bir eğilim gösterse de daimi abonelerimiz başta olmak üzere tüm izleyicilerimiz bu hayvanların şakaya gelmeyeceğinin farkındadır diye düşünüyoruz. Yılan porsuğun kafasına başarılı bir darbe indirse bile bu bal porsuğunu hiç etkilemiyor ve bizim deli oğlan yılana tam gaz saldırmaya devam ediyor. Bal porsuğu da yılanı kafasından ısırma girişiminde bulunuyor ancak yılanla çevik hareketlerle bal porsuğunun bu saldırılarını savuşturmayı başarıyor. Yılan en sonunda bal porsuğunu yenemeyeceğini anlayarak kaçmaya çalışıyor. Ancak porsuğun onu bırakmak gibi bir niyeti yok. Hemen peşinden gidiyor ve yılanı kapıyor. Bal porsuğu en sonunda yılanın kafasını ısırmayı başarıyor ve yılan için yolun sonu görünüyor. Şahin. Burada bir yılanla dövüşen bir şahin görüyoruz. Şahin yılanı keskin pençeleriyle sıkı sıkıya sarmalıyor ki yılan kaçamasın. Nedendir bilinmez, şahin yılanı aniden bırakıyor ve bunu fırsat bilen yılan anında kaçmaya başlıyor. Şahin yılanı öldürmeden önce ona umut mu vermeye çalışıyor anlamadık ama birkaç saniye geçtikten sonra tekrar yılanın üstüne atlıyor. Şakalaşıyor sanırım. Yılan pek eğlenmiyor tabii. Hatta bir noktada şahine saldırmaya çalışıyor. Nafile tabii. Şahin bu saldırıların hepsini savuşturuyor. Yılanı adeta domine eden şahin artık mevzuyu fazla uzatmamaya karar veriyor ve yılanın kafasını tutarak amel defterini kapatıyor. İşte yılan güneşi en son o zaman görüyor. Yılan hareket etmeyi bırakınca şahin yılanı yuvasına götürmek üzere havalanıyor. Timsah. Bu görüntülerde suda dinlenmekte olan bir timsahı gözüne kestirip ona saldıran bir piton görüyoruz. Timsah şok oluyor tabii. Hemen akabinde yılana saldırıyor. Ama yılan bu saldırıyı savuşturmayı başarıyor. Yılan sonra oradan ayrılıyor. Aklından ne geçiyordu sahiden bilemiyoruz. Bizimki akıllanacak gibi değil. Bu sefer de kalkıp başka bir timsaha saldırıyor. Bu sefer şansı önceki kadar yaver gitmiyor. Timsah yılanı ısırıp onu parçalara bölmeye çalışıyor. Tam da yılanın sonu geldi ve timsah yattığı yerden lezzetli bir öğün kazandı diye düşünürken timsah insafa geliyor ve yılanı bırakmaya karar veriyor. Desenize yılan bu sefer de paçayı sıyırdı. Timsahlara saldırmakla alakalı önemli bir ders almış olsa gerek. İguana. Bu görüntülerde birden fazla yılanın tek bir iguanayı hedef aldığı görülüyor. İguana yılanlardan çok daha hızlı hareket edebiliyor olsa da yılanlar ondan sayıca üstün ve avlarının etrafını çevrilemiş durumdalar. Yılanların hepsi bu canlının yaptığı her hareketi pür dikkat izliyor. Başroldeki yılan ise iguanayı takibe devam ediyor. İguana bir noktada sabit kalarak yılanın onu tespit etmemesini umuyor. Bu taktik başarılı olacak gibi. Yılanlardan bir yanından öylece geçip gidiyor. Ama hayır, arkadan gelen diğer bir yılan var ve bu yılan iguananın varlığını saptamayı başarıyor. İguana tekrar koşmaya başlıyor. Diğer yılanlar da peşinden koşuyor tabii. İguana bir noktada birkaç yılanın eline düşüyor ve yılanlar kendilerini iguananın etrafına sıkıca sarıyorlar. Neyse ki iguana buradan kaçmayı da başarıyor. Bizimki yaşamaya niyetli. Yılanlar ne kadar çabalarsa çabalasın, iguana bir şekilde kaçmanın yolunu buluyor. Nihai kurtuluşuysa kayaların üstüne tırmanarak buluyor. Mirket. Afrika'nın Kalahari çölünde kayda alınan bu görüntülerde yavru bir mirketin büyük bir kobra yılanına karşı durduğu görülüyor. Tecrübesiz ufaklığı ne kadar korktuğu her halinden belli. Bunu yılana belli etmemeye çalışarak ailesine ve arkadaşlarına sesleniyor. Bunu duyan tüm mirketler yavruya yardım etmek için olay mahalline akın ediyor. Mirketler bir araya gelerek kobranın etrafını çevreliyor. Kobrayı ille de buradan sürmeleri gerek. Bölgelerinde tehlikeli bir yılanın gezmesine müsaade edemezler. Kobra aralarından birini ayıklamaya çalışsa da bizimkiler çevik hareketler yaparak yılanı savuşturuyor ve en sonunda onu oradan def etmeyi başarıyor.
Bir diğer videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.